Günaydın. Biz yoga kampına gidiyoruz Melis'le birlikte. Yanımda Melis de var. Bir hafta Datça'da yoga kampında olacağız. Melis de eşlik edecek bize. O zaman Datça'da görüşürüz. Evet, şimdi transfer aracımıza doğru ilerliyoruz. Bavullarımızı verdik. Dalaman Havaalanı'ndayız şu anda. Yoga kampına doğru devam ediyoruz. Bu da bizim aracımız. Şimdi içine doğru yerleşiyoruz. Evet, şimdi biz transfer aracımıza bindik. Böyle yavaşça Datça'ya doğru ilerliyoruz. Size etrafı göstereceğim birazcık. Şu anda Gökova'dayız. Yolumuz daha devam edecek. Manzaralarımız şimdiden güzelleşmeye başladı. Bu taraf Aşıklar Yolu'ymuş. Bu ağaçlarda tahminimce okaliptüs ağaçları, buradaki bataklığı kurutmak için dikilenler. Böyle yol devam ediyor. Böyle minik bir çay kahve molası veriyoruz ve burada Aşıklar Yolu'nda inemedik. Yol biraz kalabalık ama böyle çok hoşuma gitti. Onlara yakın bir noktada inmemiz. Aşıklar Yolu'nun da çoğu kişi hikayesini biliyordur aslında. Burada zamanında çok fazla sıtma salgını olduğu için bu bölge tamamen bataklıkmış. Ve bu bataklığı kurutmak için köy muhtarına danışıyorlar. Köy muhtarı da 8 çocuğunun 4'ünü, 4 erkek çocuğunu sıtma yüzünden kaybediyor. Son bir oğlu olunca bu oğlanı kaybetmemek için Halikarnas balıkçısına gidiliyor ve ondan da yardım alınarak dönemin valisine gidiliyor ve bir çözüm üretmesi isteniyor. O çözüm de şu: Avustralya'dan okaliptüs ağaçları bölgeye getiriliyor ve bu yüzlerce okaliptüs ağacının fidesi bu bölgeye ekiliyor ve onlar büyüyor, 100 yıldır oradalar. Ve bu şekilde sıtma belasından da kurtulmuş oluyorlar çocuklar da. Ben de size hazır tam da oradayken bunu söylemek istedim. Şimdi biraz mekanı göstereyim. Evet, şimdi biz burada restoranda, Çağlayan Restoran'da ufak bir mola verdik. Ben size biraz önce de okaliptüs ağaçlarının hikayesini anlattım. Bu arada Datça kampına gidiyoruz. Datça'da yoga kampına gidiyoruz daha doğrusu Melis'le birlikte. Ece'nin yoga kampı olacak, Baraka Yoga. Takip edebilirsiniz siz de Instagram'dan. Onlarla birlikte ben de bu deneyime katılmak istedim. Melis bana haber verdi ve biz bir hafta boyunca Datça'da olacağız. Size özellikle yoga kampı kısmını bu vlogda ve Datça kısmını da ayrı bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şimdilik böyle bir ufak yerde mola verdik. Size bu arada niye geldiğimizi de anlatmaya çalıştım. Burası yanan ağaçların olduğu yerlerden geçiyoruz şu anda. Bir kısmını göstermeye çalışıyorum size. Bayağı yanmış tabii. Ki biz şu anda ufak bir kısmını sadece görüyoruz yolda. Şimdi böyle müthiş yerlerde duruyoruz arada bir. Mola veriyoruz ama her yeri çekemiyorum maalesef. İnşallah daha sonra koylarını gezdikçe size de göstereceğim. Burada hangi koyda dursak inanılmaz manzaralar görüyoruz. Şu arkamdaki güzelliği görüyor musunuz? Datça'ya 30 kilometre var ama manzara şimdiden şahane olmaya başladı, öyle değil mi? Evet, biz pansiyonumuza geldik sayılır. Birazdan ineceğiz. Hemen böyle deniz kenarında. Size de daha sonra göstereceğim tabii ki. Şimdiden heyecanlıyız hepimiz. Burada böyle karavanlar da var. Pansiyonumuz da buralarda. Evet. Burasıymış, gelmişiz. Merhaba. Evet, şimdi size kaldığımız yeri göstermek istiyorum ve birazcık da etrafını göstereceğim. Şöyle hemen arkamda görüyorsunuz, Melinda Pansiyon'da kalıyoruz. Şimdi oraya doğru bir gidelim.
Pansiyonumuz böyle, küçük ve sevimli. Burada güzel bir bahçesi var. Yemekleri de buradan, bahçede topladığı ürünlerle yapıyorlar. Çok güzel üzümler, narlar, çok güzel meyve ağaçları var. Şurada mandalinalar falan var. Şöyle güzel bir yer. Hadi şimdi içeriye doğru gidelim. Odamıza geldik. Aa, böyle bir büyük bir küçük varmış. O da şöyle. Size sonra oda turu yaptırırım. Odada çok da görünecek bir şey yok. Oda hemen bitti. Oda boş ve bitti. Şurada ufacık bir masamız var. Pencerelerimiz sevimli. Balkonumuz var. Balkonumuz varmış. Evet. Şöyle. Daha manzaralı. Evet, daha sonralarda herhalde çekeriz. Bir de minnacık bir banyomuz var. Evet. Bitti zaten. Bayağı Melis gösterdi. O kadar. Burası bir pansiyon olduğu için böyle ufak ve lazım olduğu kadar eşyası olan bir yer. Odaya geldik, daha yerleşmedik bile. Şimdi bavullarımızı bıraktılar. Biz de eşyalarımızı bırakalım. Ondan sonra size tekrar etrafı gösteririm. Görüşürüz. Pansiyona geldik. Rüzgarlı olabilir. Sadece ilk günden bir plajı göstermek istedim. Muhtemelen daha sonra bol bol zaten burada olacağız. Çok rüzgarlı herhalde, sesim gelmeyecek. Ben size en iyisi etrafı göstereyim. Evet, Melis'i burada yakaladım otururken. Böyle de ufak bir restoran kısmı var. Sevimli. Ne yapıyorsun burada? Maskemi tam çıkarıyordum. Biraz rahat, biraz açık bir alandayız. Evet, tamamen açık. Kimse o yüzden, yok, o yüzden. Herhalde bilmiyoruz. Maskemizi böyle kimse yokken çıkartabiliyoruz. Yani evet, biraz, yine de dikkat edeceğiz. Aynen öyle. Güzel şu an için, keyifler yerinde arkadaşlar. Pansiyona geldik. Hemen kendimize bir Deli Osman'mış şunun ismi. İçerisinde peynir var ve közlenmiş patlıcan var. Bir de kabak çiçeği dolması söyledik. Afiyet olsun. Yoga sonrası gün batımı. Şu anda ilk yoga seansımız bitti. Dersimiz bitti daha doğrusu. Burada güzel bir yoga yaptık. Şöyle göstereyim. Biraz karanlık ama şöyle bir alandayız. Daha sonra çekeceğim. Böyle bayağı keyifli. Gün batımları. Evet, şimdi biz yemeğe doğru geçeceğiz. Evet, yoga sonrası akşam yemeğimiz böyle. İlk tabaklarımız geldi. Gündüz de göstermiştim, şöyle bir yerdeyiz. Şurada da bizim grubumuz var. Burada da deniz var ve çok güzel. Salatamız da geldi ve balığımız da birlikte. Evet, sabahki dersimiz buradaydı ve şimdi bitti. Birazdan biz kahvaltıya doğru geçiyoruz. Arada da size böyle çekebildiğim zaman yoga görüntülerini bu videonun içerisine eklemeyi düşünüyorum. Şimdi etrafı göstereyim. Şu anda sabah herhalde 9-9.30 civarlarındayız. Böyle uyanıp yoga yapmak gibisi de yok. Çok keyifliydi. Hemen plaj kenarındayız. Zaten burada denizin kenarındayız, daha doğrusu kapalı bir mekanda, ama buradan direkt isteyenler kendini denize atabiliyor. Böyle güzel.
bir yer. Etrafı keşfe çıkacağız bugün birazcık. Öğlen de astroloji sohbeti olacakmış. Yarın da tekne turu var. Katılıp katılmayacağımızı şimdi birazdan karar vereceğiz. Eğer katılırsak onları da size çekerim. Şimdi biz kahvaltıya geçiyoruz. Sabah kahvaltımız. Şimdi de yoga sonrası biraz deniz keyfi yapıldı ve dinlenmeye geçildi. Böyle bir kolye hediye ettiler. Çok sevimli. Kendi pansiyonumuzdan dünden beri ilk kez çıkıyoruz. Şöyle bir yürüyelim istedik etrafta ne var ne yok diye. Burası pansiyonların olduğu bir yer, Ovabükü. Burada güzel güzel pansiyonlar var. Şöyle arkamda da görüyorsunuzdur. Pansiyonların da hemen bu tarafı deniz ve burada da restoran kısımları var. Ovabükü'ne dışarıdan da geliyorsanız araçla burada işte Ada Pansiyon, Nil Pansiyon gibi pansiyonlar var. Biz de Melinda Pansiyon'da kalıyoruz. Oralarda da yemek yiyebilirsiniz. Buranın keçi sütü meşhur ve buralarda da dondurmacı var. Şimdi orada dondurmalar Maraş'tan geliyormuş. O yüzden biz daha orijinal buraya ait bir lezzet aradık. Yani mutlaka buluruz. Evet, Datça'da zaten var da yiyeceğimiz yerler. Ovabükü'nde belki dönerken alırım şimdi. Birazdan da yoga dersimiz var. Saat 5'te. 5.45. Evet, onun öncesinde biz bir kahve içeceğiz. İşte belki dondurma yeriz falan. Size de bu minnacık yeri göstermeye çalışacağım. Doğal dondurma falan diyor ama. Ha, tamam bakalım. Şu koyları falan şöyle bir güzelliğini göstereyim buradan da. Böyle aslında koya baktığınızda görüyorsunuzdur. Şu tarafa doğru uzuyor. Çok büyük bir koy değil. Yani daha önce de dün de söyledim. Şöyle yürüseniz herhalde 20 dakika falan sürer. Şu anda biraz rüzgar var. Sesim sıkıntılı geliyor olabilir. Böyle güzel. Bu tarafta da Hayıtbükü. Bu dağın arkası bu koyun. Bu tarafta da Palamutbükü var. Daha sonra oraları gideceğiz. Tabii göstereceğim size. Burası da bizim kaldığımız Ovabükü. Şu anda biz yoga odaklıyız tabii ki. Böyle güzel, keyifli bir yer. Şurada da Datça günlük sütten doğal dondurma diyor. Tekin Usta dondurması. Evet, bunu duymuştum. Buradan alacağım. Şöyle Poyraz restoran. Burada da yemek yiyebilirsiniz bu arada. Yani önerilen yerlerden biri Nil, Ada, Poyraz restoran. Bunlarda güzel yemekler var. Daha çok heybetli gözüküyor. Şimdi birkaç dakika içerisinde hemen neredeyse plajın sonuna geldik zaten. Şöyle geri dönüyoruz. Burada da çok güzel evler var. Sarmaşıklar ağaca tırmanmış. Şimdi burada Tekin dondurma var. Keçi sütüyle dondurmalar yapılıyor. Kaymak aldım. Bir de buranın bademi meşhur olduğu için bademli aldım. Böyle. Burada da farklı seçenekler var. Karamelli, işte şeftalili vesaire gibi. Gelirseniz burada yiyebilirsiniz. Şimdi de Poyraz restoranta oturduk. Ben de Tekin Usta'dan aldım. Dondurmamı yiyorum. Melis de kahvesini içiyor. Burası da önerilen yerlerden biri olduğu için buraya da gelmek istedik. Böyle güzel bir mekan. Uğrayın derim eğer yolunuz Ovabükü'ne düşerse. Böyle restorandan da güzel bir manzaramız var. Biz şimdi dondurmamızı yiyip kaçacağız, hemen yoga dersimiz başlayacak.
yoga için manzaramın güzelliğine bakar mısınız? Harika değil mi gün batımında? Çok keyifli. Evet, yine bir yogamızın daha sonuna geldik. Akşam yin yoga yapıyoruz. Sabahları da daha hareketli hatha yoga tarzında bir yoga yapıyoruz. Çok güzeldi. Gayet böyle bizi sakinleştiren ve rahatlatan bir yoga yaptık. Çok keyifliydi. Böyle çok güzel bir gün batımı var. Biz de böyle açık havada, manzaramız bu, denize karşı. Çok keyifli zaman geçiriyoruz yoga kampında. Size de tavsiye ederim. Eğer katılmak istiyorsanız Ece ile Baraka Yoga Instagram hesabı görüşebilirsiniz. Akşam yemeklerimiz gelmeye başladı. Evet, yoga matlarımızla yeni bir güne hazırız. Şu anda sabah 8 ve dersimiz şimdi başlayacak. O yüzden biz de geldik. Ama herkes 6'da falan denize giriyor. Bayağı böyle güzel. Ama gece çok rüzgar vardı. Burası çok rüzgarlı bir bölge. Özellikle Ovabükü'ne gelirseniz bu aklınızda olsun. Rüzgardan uyuyamayabilirsiniz. Onun dışında güzel. Dün akşam da güzel geçti. Şu anda keyfimiz yerinde. Görüşürüz. Şimdi teknemiz durdu. Biz de Madar Adası'na gelmişiz. Burada böyle bir yüzme molası veriliyor. Sakin ve bakir, güzel bir koy. Sessiz ve rahat. Şimdi teknemizden indik. Böyle yürüyerek hem restorana gidiyoruz hem de Kinedos'u gezeceğiz. Sana da günaydın. Bana günaydın diyor. Güzelliğe bakar mısınız şunun? Aşırı tatlısı. Evet, bizim Palamutbükü maceramız bugün sona erdi. Kısa bir Palamutbükü turu yaptık. Gelirken de güzel yerler göstermeye çalıştım size. Şimdi tekrardan yoga için Ovabükü'ne dönüyoruz. Yoga grubu çekim için hazırlık yapıyor. Fotoğraf çekimindeyiz şu anda. Yarın son günümüz çünkü. Birazdan biz de çekileceğiz. Son akşam. Son akşamımız yoga kampında. Bu akşam yogamız bitti. Yarın son sabah hatha yogamızla bitireceğiz yoga kampını.
Çok güzel bir gün batımı var şu anda. Çok keyifli. Biz de birazdan şuraya akşam yemeğine geçeceğiz. Karanlık oldu ama manzaranın güzelliğini size göstermek istedim. Çok keyifliydi. Son yoga dersimizde. Yarın yoga kampımızın artık son günü ve biz ayrılacağız. Burada her şey çok güzeldi, çok keyif aldık. Size de tavsiye ederim. Eğer isterseniz Ece'nin de yoga kampına katılabilirsiniz. Son akşam yemeğimizin başlangıcı. Akşam yemeği şu anda. Balığımız var yine. Ve sona eriyor bu şekilde yemeğimiz. Son yoga sabahımızda herkese günaydın. Bugün son günümüz yoga kampında. Artık öğlen ayrılıyoruz ve biz Datça merkeze geçeceğiz. Birkaç günde orada kalıp etrafı gezmeye devam edeceğiz. Çok güzel bir kamptı. Çok keyifli. Arkadaşlıklar da edindik. Burası da güzel, sakin bir yer. Evet, biz şimdi son dersimize giriyoruz. Görüşürüz. Hadi bakalım, son kez hazırlanmak için odamıza gidiyoruz. Artık bavulları toplayıp buradan ayrılacağız. Onun öncesinde kısa bir çekim yapacağız Melis'le birlikte. Daha sonra yolumuz Datça'ya. Tekin Usta'dan dönmeden önce koca bir dondurma. Evet, Datça Oğulbükü'ndeki kampımız artık sona erdi. Biz bundan sonra Datça'ya geçeceğiz ve size bundan sonra da Datça tarafında gezdiğim yerleri göstereceğim. Kampımız çok güzeldi. Yoga kampı iki kere sabah ve akşam yoga pratikleri yaptık. Hatha yoga ve yin yoga. Gerçekten insana çok keyif veriyor. Eğer meraklıysanız size de tavsiye ederim. Böyle güzel yerlerde hem tatil hem de kamp bir arada oluyor. Çok güzel geçti. Çok güzel arkadaşlıklar da kazandık. Yeni insanlar tanımak da çok keyifliydi. Ben buradan şu anda ayrılıyorum otelden. Artık Datça tarafına geçeceğim. O yüzden bu vlogu da yine aynı şekilde burada Oğulbükü sahilinde bitirmek istedim. Diğer vlogta da size Datça'nın gezdiğim büklerini ve diğer aktivitelerimizi göstermeye çalışacağım. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın.